hakikaten çalışmadan olmuyor. Çalışırsa... Evet. CHP'nin halkla ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayten Kayalıoğlu, Bodrum ilçe örgütünü ziyaret etti. Benim çünkü benimle birlikte çalışan hanımlar hep bana diyorlar ki ya burası bitti artık biz güneye doğuya mı gitsek? Özel işleri için iki günlüğüne geldiği Bodrum'da ilçe binasını ziyaret eden Genel Başkan Yardımcısı Ayten Kayalıoğlu, ilçe yönetimiyle bir araya geldi. Gündemi değerlendirerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Genel Başkan Yardımcısı Kayalıoğlu, parti olarak önümüzdeki dönemde yapacakları çalışmalarla ilgili şu açıklamalarda bulundu. Bizimle halkla ilişkiler olarak genel merkezimiz Güneydoğu projemiz var. Evet. Güzel, şimdi açıklamayayım ama orada açıklayacağım. Güzel bir Güneydoğu projemiz yine biraz kopya verin ama. Bizde olsun. Tüm işte böyle çalışkan ilçelerimizden, illerimizden hanımlarla gerçekten bir çıkartma yapacağız Güneydoğu'ya. Deneriz vallahi. Sevinci olarak yapacağız. Yapacağız. Bunu yapacağız. Deniriz. Çünkü insanlar birbirleriyle kucaklaşmayı, dertleşmeyi istiyor. Özellikle Güneydoğu'daki kadınlar bunu çok istiyor. Evet. Hissediyoruz. Araştırıyorum ben şimdi. Arkadaşlarım çalışıyor orada. Parti meclisinden bir arkadaşımız var Güneydoğulu. O arkadaşım çalışma yapıyor, raporu getirecek. Gerçekten kadınların bize ihtiyacı var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadın yöneticilerine, kadınlarına ihtiyacı var oradaki kadınlarımızın. Biz de onların yanında olacağız. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın vefat eden ve bugün toprağa verilen annesi için başsağlığı dileyen Kayalıoğlu, anne ve baba saygısı taşıyan insanların eşine de saygı göstereceğini vurgulayarak şöyle konuştu. Başsağlığı diliyoruz. Gerçekten anne baba hepimiz için çok önemli. Başbakanımızın da ne kadar değer verdiğini biliyoruz annesine. Bu anlamda da ben hep şunu söylerim eşim vasıtasıyla da veya etrafındaki insanlara bir erkek annesine saygılı ve sevgili ise eşine de saygılı ve sevgilidir. Kayalıoğlu'nun ziyaretinde CHP ilçe örgütü Kadın Kolları Başkanı Sayime Demirtaş da Bodrum'daki çalışmaları hakkında kendisine bilgi vererek şöyle konuştu. Zaten Bodrum halkı bizi çok sıcak karşılıyor. Şöyle bir şey, eğer bize oy vermeyecekse de sıcak karşılıyor. Çünkü biz onlara zaten o şekilde yaklaşıyoruz. Çok olumlu geçti, verimli oldu. Hemen akabinde bir ay sonra da biz seçim çalışmaları için genel başkanımızın da talimatına uyarak çalınmadık kapı, girilmedik ev bırakılmayacak demişti. Bütün sokaklara dolaştık. Bir 17 bin eve tekrar dolaştık. Artık hangi evden bize oy çıkacak, hangi evde soru işareti var hepsini biliyoruz. Halkımızla da bütünleşmiş olduk. Tabii ki çok verimli oldu. Bütün Türkiye'de keşke bu yapılabilse, yapılabilirse eğer aynı sonuçlara hiç değilse Bodrum'un almış olduğu sonucun bir yarısı doğuda da güneydoğuda da alınacağından eminim bu şekilde de yapılmasında da yarar var. Ve bununla ilgili zaten geçen hafta bizim il başkanımız genel merkezdeydi. Bizden bir senelik çalışma projelerimizi istemişlerdi. Orada da şimdi yeni uygulayacağımız başka projelerimiz de var. Bunları sırayla birer birer uygulayacağız. Amacımız yerel seçimler ve almış olduğumuz bu oy oranımızı yükseltmek veya en kötü şekliyle kaybetmemek yani. Bu oy oranımızı biz korumak istiyoruz. Tabii ki arttırmak istiyoruz. Çünkü bizim amacımız 11 belediyeyi kazanmak. İlçe örgütü başkanı Durmuş Ali Öztürk, Genel Başkan Yardımcısı Ayten Kayalıoğlu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Genel Başkan Yardımcısı Ayten Kayalıoğlu, ilçe örgütümüzü ziyaret ederek bizleri onurlandırdı. Geçen seçimleri ve şu andaki çalışmalarımızı değerlendirerek kısa bir sohbet ettik, dedi. O konuda bile en büyük destek yine kadınlarımız. Çünkü tabii. Niye alıyor başkanımız bunları, niye yapıyor? Hanımlarımızın çalışacağı rahat ortamlar sağlaması gerekiyor gençlerimizin, değil mi? Tabii. Yani...